Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için gelin pastası tarifim olacak. Hemen yapımına başlayalım. Çırpma kabımın içine 5 tane küçük boy yumurta alıyorum. Eğer kullandığınız yumurta büyük boy olacaksa 4 tane kullanmanız yeterli olur. 1 su bardağı toz şekerli yumurtaları beyaz bir köpük haline gelinceye kadar çırpalım. Daha sonra içine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da süt ekledim azar azar da unumu ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayacağım çok koyu kıvamlı olmayacak arkadaşlar unun kalanını da malzemelerimin içine alıyorum kullandığım ölçüleri videomun açıklamalar kısmında yazmış olacağım oradan malzeme listesini takip edebilirsiniz tabanını yağlamış olduğum borcamın içine hazırladığım kek hamurumu alıyorum fırınımı da önceden 185 dereceye açtım fırına göndermeden önce tepsiyi şöyle hafifçe sallayarak yere birkaç kez vurduğunuz zaman içindeki hava kabarcıkları çıkacak ve kekiniz daha güzel pişecektir arkadaşlar. Hemen kremamızı yapmaya başlayabiliriz. 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 litre sütün tamamını tenceremin içine alacağım. Ve bir çırpıcıyla bu şekilde sürekli karıştıracağım. Ocağa almadan önce iyice nişastanın ve unun açıldığından emin olalım. Böylece kaynadığı zaman içinde topaklaşmalar olmasın. Sürekli karıştırdığımız zaman böyle pürüzsüz bir krema elde etmiş oluruz. Şimdi soğuması için bir kenara tenceremi kaldırıyorum. Ara ara da karıştıracağım ki böylece yüzeyinde kaymak tutmasın. Keki fırından çıkardım hemen süt şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı sütün içine yarım bardak toz şeker ekledim ve karıştırıyorum. Kekin de üzerinde kürdanla böyle küçük delikler açıyorum. Daha sonra hazırladığım sütü kekimin üzerine alacağım arkadaşlar. Sütü döktükten sonra bir 5-10 dakika beklememiz yeterli olacaktır. Kek sütün tamamını içine çeker. Soğumuş olan kremamızın kıvamı iyice koyulaştı. Şimdi içine bir paket toz krem şanti ve bir paket de vanilya ekledim ve mikserle her tarafına toz şanti eşit bir şekilde dağılıncaya kadar çırpacağım arkadaşlar. İlk etapta biraz kıvam sizlere koyu gelebilir ama içindeki malzemeleri homojen hale getirdiğinizde kıvamının çok güzel olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Hazırladığım kremayı iyice soğumuş olan kekimin üzerine döküyorum. Ve bir spatula ile güzelce düzeltiyorum. Daha sonra üzerine bolca hindistan cevizi serpeceğim arkadaşlar ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Gelin pastasının en güzel özelliği biliyorsunuz üzerinde bolca hindistan cevizi olmasıdır. Bir gecenin sonunda artık pastamızı dilimleyerek servis edebiliriz. Kekiyle ve kremasıyla gerçekten harika bir tarif oldu arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Denediğinizde bana videomu yorumlar kısmından yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıca videom buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.